Evet arkadaşlar, şimdi size magnezyumdan bahsedeyim. Bu magnezyum tıpkı B12 gibi, çinko gibi, yine kalsiyum, potasyum gibi önemli bir element. Magnezyum eksikliği niye olur? Bunun belirtileri nelerdir ve bu nasıl giderilir? Videomuzun konusu. Size bunu tabii biraz özetleyeceğim. Şimdi önce magnezyum nedir, ondan başlayayım. Magnezyum arkadaşlar bir element. Vücutta bulunan tıpkı kalsiyum, potasyum gibi elementlerden biri. Bu %60 civarında nerede bulunuyor? Kemiklerde bulunuyor. Kemiklerin önemli yapı taşı. Onun dışında işte kaslarda, yumuşak dokularda ve kanda bulunuyor. Magnezyum vücutta birçok fonksiyon olan bir element arkadaşlar. Özellikle ne işe yarıyor bu? Enerjinin kullanılmasında işe yarıyor. Onun dışında 600'den fazla enzimin çalışmasında gerekli kofaktör diyoruz. Onun dışında protein sentezinde, DNA, RNA yapı taşında, sentezinde, genetik fonksiyonların düzenlenmesinde yine önemli. Yine kas hareketleri için gerekli ve beyindeki bir takım nörotransmitterlerin çalışması için gerekli. Bu daha sonra söyleyeceğim. Davranışları etkileyen, depresyona yol açabilen bir takım sorunlara yol açabiliyor. Şimdi magnezyum eksikliği arkadaşlar pek fazla sık görülmüyor. D vitaminine göre nispeten az. Yaklaşık toplumda %2 civarında görülüyor. Bu kimlerde daha sık görülüyor arkadaşlar? Genellikle diyabetik olanlarda, işte alkol kullananlarda, alkoliklerde. Onun dışında uzun süre aç kalanlarda, sürekli ishal olanlarda, hemoterapi ya da mide asidini baskılayıcı ilaç kullananlarda, tiroid ya da paratiroid ameliyatı olanlarda, mide ameliyatı olanlarda eksikliği görülebiliyor. Dediğim gibi çok fazla eksikliği görülmüyor. Şimdi size bunun eksiklik belirtilerini sayayım. Daha sonra da bunu nasıl yükseltiriz onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi magnezyum eksikliğinde yaklaşık 10 tane belirti oluyor. Bunlar nedir? 1. Tatlı isteği. Özellikle şekerleri vücut kullanamadığı için arkadaşlar, siz daha fazla şeker istiyorsunuz. Tatlılara bir açlık oluyor. Onun dışında kaslarda ağrı veya kramp oluyor arkadaşlar. Bu genellikle potasyum ve kalsiyumdaki düzensizlikle ilgili. Kas krampları ve kasta ağrılar magnezyum eksikliğinde özellikle ileri safhalarda sık görülür. Onun dışında ne oluyor? Uykusuzluk oluyor. Bu tabii beyindeki nörotransmitter dengesiyle ilgili. Böyle uyku düzeniniz bozuluyor. Onun dışında ne oluyor? Kemiklerde ağrılar, kemik ileri dönemde kemik kırıkları görülebiliyor. Bu da yine kalsiyum dengesizliği ile ilgili oluyor. Bir başka belirti nedir? Reflü, özellikle mideden yemek borusuna bir ne var? Bir kapak var. Bu magnezyum eksikliğinde arkadaşlar gevşiyor. Mide asidi yemek borusuna kaçıp reflü sık görülebiliyor. Yine sürekli depresif bir hal, kendini bitkin hissetme, yorgun hissetme ve stres magnezyum eksikliğinde sık görülüyor. Bu niye görülüyor demiştim. İşte beyindeki fonksiyonları çünkü bozuluyor. Bunlar için de magnezyum gerekli demiştim. Onun dışında arkadaşlar kabızlık, yine bağırsak güzel randımanlı bir şekilde çalışamıyor. Kabızlık çok sık görülüyor magnezyum eksikliğinde. Hatta belki görmüşsünüzdür. Aşırı ishallerde ne verilir? Magnezyumlu ilaçlar verilir. Onun dışında arkadaşlar sürekli halsizlik, vücutta genel bir yorgunluk hali görülebiliyor. Bir başka belirti de nedir? Migren gibi bir takım baş ağrıları. Bu tabi farklı nedenlerle oluşabiliyor. Damarlarda bir takım kalsiyum çökmesine de bağlı olabiliyor. Tam nedeni bilinmiyor. Ama baş ağrıları yine magnezyum eksikliğinde görülebiliyor. Ve son belirti nedir? Hipertansiyon. Yine magnezyum eksikliğinde potasyumla ilişkili nedenlerle tansiyon yükselebiliyor. Hipertansiyon görülebiliyor. Yine damarlarda kalsiyum çökmesiyle de ilişkili deniyor. Evet, şimdi magnezyumunuz pek eksik olmaz. Yani magnezyum eksikliği pek görülmez demiştim. Bir yerin magnezyumunuz düşük. Burada ne yapacaksınız? Birincisi, doktorunuz gerekli görürse size ilaç verecek. Onun dışında magnezyum
dan zengin gıdaları bol bol tüketeceksiniz. Bunlar nedir arkadaşlar? Bu genellikle tahıllarda var. İşte nedir? Kabak çekirdeğidir, mısırdır, fasulyedir, nohuttur, bezelyedir. Bunlar da magnezyum bol. Onun dışında badem, ceviz, fındık, fıstık bu gibi kabuklularda yine magnezyum bol. Yine yeşil yapraklı sebzelerde işte maroldur, maydanozdur, brokolidir. Bunlarda da magnezyum yine bol. Onun dışında bir de hepinizin sevdiği o koyu bitter çikolata. Ne alakası var demeyin. Bunda da magnezyum bol. Bu açıdan da faydası var çikolata yemenin. Ama bitter yemek şartıyla. Evet. Magnezyum böyle arkadaşlar. Vücutta ne işe yarar öğrendik. Eksiklik belirtileri nedir öğrendik. Hangi gıdalarla var öğrendik. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun alttan bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.